Kılıçdaroğlu'na, Sayın Kılıçdaroğlu'na randevu aldım, gittik. İki parti yerel seçimlere birlikte gitmeyi teklif ettik ve sonuçta bir başarı çıktı. Beni en çok ilgilendiren, en çok etkileyen, en çok üzen ne oldu biliyor musunuz? İstanbul'un seçimini biz değil HDP kazandırdı. Efendim bilmem nerenin seçimini biz değil HDP kazandırdı. Ve yuh mu yok, bugün hesaplaşıyoruz, bugün hesaplaşıyoruz. Hesap veriyorum, hesap soracağım sonra. Artık bu partide şımarıklık bitmiştir. Bu partide şımarıklık bitmiştir. Haksızlık bitmiştir. Saygısızlık bitmiştir. Herkes haddini bilecek. Sonra çok ilginç oldu. Sonrası çok ilginç. Biz hariç herkes kazanmayı sağladı, biz hariç. O gün anladım ki İyi Parti önemli bir kesim tarafından tehdit görülen, sadece iktidar değil, muhalefetin bir bölümü de, muhalefetin tırnak içi kanaat önderleri, tanzim edicileri tarafından da tehdit görülen, tehlike görülen bir siyasi partidir. Anladım ki İyi Parti milletin partisidir. Anladım ki İyi Parti biraz evvel söylediğim gibi bu milletin vicdanının su terazisidir. Evet, sonra seçim geldi. Şimdi seçim için demokrasi konusunda çok hassasız ya hep beraber. Müthiş hassasız. Şimdi demokrasi hassasiyeti yüksek, bugün bize hakaret eden, iftira atan muhterem ve muhteremelere söylüyorum. Çok demokrasi isteyen kardeşlerimiz. Ne yaptım ben? Şenol Hanım karşımda oturuyor. Ön seçim istedim. Ön seçim. Hanımefendiye sordum. Tüzüğün yazılmasında da kendisi vardı. Tolga Akalın orada oturuyor. O da vardı tüzük yazımında. Ben tüzüğün ayrıntılarını bilmiyorum. Hukukçu da değilim. Bir, sürenin çok az olduğu söylendi. Hakim huzurunda yapmaktan bahsediyorum. Hakim huzurunda. Sonra tüzüğün bir maddesinin bazı şartların yerine gelmesi nedeniyle mümkün olmadığı söylendi. Ve sonuç itibariyle her şeye rağmen sonuçlarına uyacağım bir temayül yapılmasını istedim. Onun için bir heyet kurdum. Farklı arkadaşlarımızdan oluşan bir heyet kurdum. Bu sonuçlar geldi, mümkün olduğunca uydum. 16 ilde ön seçim yapmışız, temayül yapmışız. Şimdi enteresan. Temayülde geride çıkan arkadaşlarımız bu meselede sıra satmaktan tut, her türlü ahlaksızlığı öne koyan açıklamalar yaptılar. Sonuç arkadaş 17'de çıkmış. Tüh tüh, özür dilerim, çıkaramadım bir de sizleri. Kusura bakmayın. Madem kurucusunuz, madem bilmem hangi görevdesiniz, niçin kardeşim siz bugüne kadar o üyenin, hem de üyeyle yaptık, o üyenin kendisine ulaşmadınız, teşkilatlarımıza ulaşmadınız da bana yar olmayan, kara toprağın diyen, partimizi yerle bir eden, partimizi yandaş televizyonlarda, bizimle ilgili ahlaksız görüşleri olan yerlerde partimizi her türlü iftiranın karşısında bıraktınız. Diyorsunuz ki bana yar olmayan kara toprağın. Siz kim? Türk milliyetçiliği kim? Siz kim? Türkiye kim? Siz kim? Türklük kim? Saygısızlar. Şimdi kongreye gidiyoruz. 3 tane hakkım var. Ya
Bugün kongre var, kurultay var, oy kullanacaksınız. Üç hakkım var benim.